Merhabalar. Bir Kitap Bir Film'in 15. bölümünde, sezon, sezon finalinden aslında. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Ben Tuğçe Arslan Üçer ve sevgili partnerim Eylül Görmüş. Yine karşınızdayız bu haftada. Minik bir araya gireceğiz. Ondan önce bu hafta Latife Tekin'in Sevgili Arsız Ölüm eseri ve Deniz Gamze Ergüven'in Mustang ...filmi aynen Eylül gösterdi zaten. E, filmini konuşuyor olacağız. E, bu iki eserden yola çıkarak bizde uyandırdığı hisler ve son dönemde aslında çokça konuşulan tabii İstanbul Sözleşmesi ve e, Pınar Gültekin cinayetiyle özellikle ve tabii ki birçok kadın cinayeti oluyor ülkemizde ve Türkiye'de kadın olmak meselesi bizim kendi tecrübelerimiz. Umut ediyoruz ki siz izleyicilerimizin de tecrübelerinden e, faydalanarak bu yayını sürdürmek niyetindeyiz. Önce Eylül nasılsın diyerek başlayayım. Haftan nasıl geçti? Teşekkür ederim Tuğçe. İyiydi. Ee, birkaç gün evvel senin doğum günündü. Buradan da kutlamış olalım. İyi ki doğdun. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Bir ee, nice yaşlara ee, umuyorum daha daha huzurlu, daha sorunsuz, daha olaysız yerel ve ulusal şey, ve, ve ve küresel düzeyde, düzeyde. yeni yaş diliyorum. Mesela. Ben de ben de öyle e, umut ediyorum. Umarım 2021'de hepimiz çok daha güzel bir yaşa gireriz. Herkes için geçerli. İyim ben, e, iyiyim. Normal çalışmaya devam. Hı -hı. Aha, hayat akıyor her zamanki gibi. E, Hı -hı. Sen nasılsın? Benim için öyle. Doğum günümdü. O, tabii böyle minik bir hoşluk oldu. Gündem her ne kadar yoğun olursa olsun tabii yine böyle kendimizle ilgilenmeye çok fırsatımız olmasa da bu ülkede. Güzel geçti doğum günüm. Keyifliydi yani. <laughs> Okey süper. Evet bir ay ara vereceğiz. Zaten geçen hafta da duyurmuştuk. Son şey evet sezon finali. Böyle söyleyince çok havalı oldu. Sezon finali. Ama yani... Diziler de 15 bölümde sezon yapıyorlar gayet mantıklı. şey. biliyorsun 13. bölümden sonra işte devam edip etmeyeceği genelde Aynen. belli oluyor ikinci sezona. Biz 15'te iyi bir dönem olduğunu düşündük. Ağustos ayını böyle birazcık kendimize dönerek biraz daha fazla okumalarımızı, izlemelerimizi derinleştirmek istedik. bomba gibi hatta belki de yeni bir konsept de ekleyerek yeni sezonda karşınızda evet. olacağız. Evet ya çok çok yapmayı çok istediğimiz şeyler var ama işte e, hayat koşturmacası bakalım ne kadar izin verecek. Ayrıca da pandeminin de gidişatını yani. izliyor olmamız lazım. O şey yapmak istediklerimiz. Evet, Bayram şey. tatilinden sonra pandeminin ve Eylülle birlikte gidişat gerçekten evet. merakla bekliyorum ben de. Umut ediyorum tabii iyi olmasını evet. ama Aynen. bakalım göreceğiz. Evet, böyle bir karamsar başladık ya aslında böyle karamsar başlamak istememiştik gündem yoğun ama ne olursa olsun tabii ki kadın olmak güzel bugün de kadın olmayı konuşacağız. Evet. Bir de ilk bölümümüz de aslında buradan çıkan evet. bir şekilde çok yaptık bunu yani ilk bölüm ondan sonra şeyi yine üç bölüm öncesi de Varda ile la flanozu Loren hâkine eşleştirdiğimiz kadın olmak üzerine konuşmayı seviyoruz. Farklı ki bu yayınların hepsinde farklı farklı bağlamlarda konuştuk aslında. Hmm. Ee, ama tabii yani iki kadın bir araya gelince normalde de konuştuğumuz konular burada da e, bir şekilde şey geliyor. Güzel de oluyor bu yayınlar. Ben seviyorum yani. İnşallah ee, inşallah yine e, bu sefer yani evet biraz sevimsiz gündemden yola çıkarak bu eşleşmeyi yaptık ama umuyorum hmm. işte en azından bu tartışmaya bir küçük iz bırakmış olalım. Biz de söyleyeceğimizi söylemiş olalım diyerek. Eee istersen ben e, kitaplen, e, kitapla başlayalım. başlayalım. ve tabii ki Latife Tekin'le. Evet. E, şimdi e, Latife Tekin bu arada ben, benim ilk Latife Tekin okumam oldu. Dolayısıyla burada oturup ahkam kesmeyeceğim. E, sadece e, bir kısa araştırmamın şeyini e, neticesini Hı -hı. E, ve ya elbette ki bugüne kadar çok sık karşıma çıkan bir e, yazar kendisi. E, ama benim biliyorsun şahsi olarak Türkiye Edebiyatı'yla olan ilişkim maalesef bir türlü tam derinleşemediği için. Belki bu kez kararsın diyormuştum aslında. Yani, Latife Tekin'in bu özellikle ilk eseri biliyorsun merkezle çok eşleştiriliyor. Evet, eşleştiriliyor. O zaman o, oradan başlayayım. Lütfen. Ee, madem lütfen. öyle, beni oraya getirdim. <laughs> Latife Tekin'i de görüyoruz bu arada fotoğrafını. Şöyle, evet kesinlikle benziyor. Yani aslında iki şey... İki kitabı getirdi aklıma sonradan internetten araştırdığımda şey herkesin benzer şeyler düşündüğünü fark ettim. Biri elbette ki Yüzyıllık Yalnızlık o yıllarda da Türkiye'de popüler olmuş bir kitap yani 15-16 sene evvel yayınlanmış ama Türkçe çevrilmesi ve şey dolayısıyla etkilenmiş olması muhtemel. Bir diğeri de aslında şeker portakalıydı, özellikle şeyin Dilimit'in Dilimit'in kurduğu ilişki hı hı. bağlamında o, o otlarla konuşması vesaire falan filan. Ama şöyle ben kitabı şey buldum, yapmaya çalıştığı şeyi çok hoş buldum şu anlamda. O, hı hı. o sözlü şeyi hikayeleri bizim o Dile yerleşmiş anlatıları, masalları, öyküleri, mitleri neyse Hı -hı. E, alıp e, o sözlü edebiyatı bir modern romana... entegre etmek anlamında çok enteresan bir denemeydi ve, ve başarılı Hı -hı. bu anlamda. Ama mesela benim için yüzyıllık yalnızlıktan ayıran... ki yani yani adı yazıyor her seferinde adı geçsin, her adı geçtiğinde şey yapıyorum. benim için çok hani böyle gerçekten özel bir kitap o. Ee, benim mesela yüzyıllık yalnızlıkta sevdiğim şey o o olayların arasına yedirilmiş incelikli bilgelik hali idi. Bu kitapta onu biraz eksik buldum. Yani elbette ki ilk romanı ve ve vesaire. Ama çok olay 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 ve yani beni biraz yordu okurken. Hani hı hı. Ben bazen o hani Marquez'in onu yapmasını çok seviyorum. Yani araya öyle bir şey so sokuyor ki gerçekten böyle bir durup bütün o olaylardan kopup hayata dair düşünmemi benim sağlayan e, bilgelik kırıntıları, cümleleri diyeyim. E, bu, bu o açıdan biraz e, yani benziyor, bu açıdan da benzemiyor. Bu beni birazcık e, şey yaptı, üzdü onu diyeyim. Ben geçtiğimiz günlerde hemen araya giriyorum. Çok pardon. Bir arkadaşıma hediye etmiştim bu kitabı. E o şöyle bir yorum yapmış. Instagram'da gördüm sonra paylaştı. Latife Tekin bu kitabı bir avazda yazmış. Aa, çok gibi. güzel, soru. çok yerinde bir yorum. Evet. Ben de öyle hissediyorum okurken. Evet, yani kendisinin de şöyle bir açıklaması var. <laughs> 83 bu arada kitabın basın tarihi. 12 Eylül sonrası tam o dönemde yazılmış. Ve kendi cümlesi 12 Eylül'ün şiddetini bertaraf etmek ve bu şiddetle parçalanmamak için ee, benim de o şiddette bir şey yapmam gerekiyordu diye söylemiş. Bu meşhur yıllarca böyle basıldı ilk basımı yanılmıyorsam. Ee, bu eski kapağı. Ee, bunu anlıyorum. Böyle bir şey var gerçekten. Bir şeyi atma hali o, bu kitap. Hı -hı. Ee, evet güçlü de bir kitap. Ee, ama dediğim gibi yani benim şeyim böyle. Neyse kısaca biraz bahsedeyim Letifet ee, aslında otobiyografik tarafı da olan bir kitap çünkü ee, 1957 Kayseri doğumlu Latife Tekin ee, 1966'da İstanbul'a taşınıyorlar ailesiyle beraber ee, çok kalabalık bir ailenin kızı o da ve aslında onun e, kitaptaki e, Dirmit'in onun bir e, yani kendisinden yola çıkan bir karakter olduğunu söyleyebiliriz aynı şekilde o ailenin içinden bir, bir kız çocuğu ve bir kadın olarak çıkma, kendine başka bir yol çizme çabası yani kendi de yaşamış bu köyden kente. Göçün yeni bir dalgasının başladığı yıllar bunlar malum. Dolayısıyla bu dönemi antan bir ailenin Huvat ve Atiye çiftinin ve çocuklarının hikayesi bu. Onların Başlarına gelenler, birbirleriyle ilişkileri, e, şehirle ve köyle ilişkileri, e, evle ve sokakla ilişkileri e, ve genel olarak hayatla yaşamakla, para kazanmakla ilişkileri e, ne anlatan bir e, bir roman. E, şöyle yani dediğim gibi, ya Burdül Eftekin tabi edebiyatımızın önemli isimlerinden. Yani çok fazla kitabı ya yabancı dillerde çevrilmiş. Ee, hatta işte ikinci romanı olan e, Berge Christen çöp masallarını yani John Berger'in ön sözüyle İngilizce'de yayınlanmış falan bunlar kolay işler değil tabii yani o yüzden hani haddimi de aşmak istemiyorum <laughs> ee, şey e, şöyle şunu söyleyeyim bu arada şimdi büyülü gerçekçilikle ilgili olarak e, e, ya evet e, bizim edebiyatımızdaki yansımalarının en temel örneklerinden biri e, olduğunu eee Söylemek lazım. Ee, İhsan Oktayanar için söylenir biliyorsun. O da bir tür büyülü gerçekçiliğe benzeyen bir üslupta yazıyor diye. Bu kitap da öyle. Ee, şunu düşündüm. Ee, şimdi Latin Amerika'da çok işte malum çok e yaygın bir e şey, e edebiyat biçimi diyeyim. E Avrupa Edebiyatı'nda çok görmediğimiz bir şey aslında büyülü gerçekçilik. Mesela Tim Robbins'in Amerikalı yanında, parfümün dansı vardır, meşhur. O da ya Amerikalı ya İngiliz. Şimdi emin olamıyorum, kontrol etmedim. İngiliz de olabilir. Neyse o mesela şey o da büyülü gerçekçiliğin bir örneği. Çok da sevilen bir kitap. Mesela ben onu okuduğumda şey hissetmiştim. Ya bu olmamış, bu, bu yavan diye düşünmüştüm. Sonra şunu fark ettim ki aslında büyülü gerçekçilik biraz daha bizimki gibi ya da Latin Amerika gibi kültürlerin becerebildiği bir iş. Yani o Avrupalı ve Amerikalı sterilliği ve rasyonelliği ne kadar denerse denesin onu alamıyor bence içine. O, o halk kültürü, mitler, masallar, işte böyle uçanlar, kaçanlar, cinler, periler ona ihtiyaç var ve yok onlarda. Mesela bu kitap o açıdan... Bizim ne kadar uygun olduğumuzu bu o şey birleştirmeye bana onu düşündürttü. Hı hı. Ve neden Avrupalıların, Amerikalıların bunu beceremediğini bir kere daha iyi anladım. Ee, o açıdan ilginçti. bir de şu var onu belki söylemek lazım. Yani Letife Tekin e, aslında bir yeni bir şeyi temsil ediyor bizim edebiyatımızda ve ilk eserleri özellikle bu kitap ilk yayınlandığında şeyle çok eleştirilmiş. Yani işte Orhan Kemal ve Fakir Baykut falan gibi e, yazarlarla karşılaştırılıp yeterince toplumcu ve köycü olmamak gibi bir ya yani o o zaman öyle bir öyle bir tavır takınmak e, durumu var ya. Ee, ama bu sen savun. Yani Ay, ya, de, hayır, savunmayacağım. Evet, şu yüzden ya yani savunma kısmını ayrıya geçerim. Belki de hı hı. hala var aslında. Ondan çok bir, yani sıyrılabilmiş değiliz. Mesela Mustang için de çok benzer yorumlar ya da her film, her kitap için de yapılıyor. Böyle sanki e, bir şey, yani bir toplumcu olduğu zaman bütün kodlarını sağlaması gerekiyormuş gibi evet. bizde genelde yaklaşılıyor. Maus talihimiz gibi görüyorum. Ben dünyada da evet, farklı bu. değil oluyor yani böyle şeyler. <laughs> Bir kere zaten toplumcu olmak kimsenin böyle bir iddiası yok. Böyle bir zorunlu da yani Nur Bilge bölümünde bunu çok konuşmuştuk hı hı, yani. yani. Böyle bir derdim yok ve olmak zorunda değil ve olmasını da istemiyorum tabiri onun. Yani insan hikayeleri zaten o küçük küçük insanların hikayeleri toplumu oluşturuyor ve sen oradan koca bir toplumla ilgili çok fazla şey varabilirsin. Bu bunu da bu bu düşünce hamallığını da yapabiliriz. Dolayısıyla herkesin ya ben bir, bireylerin, biricik hikayelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, ve bunları anlatmanın da e, toplumu anlatmaktan daha aşağı bir şey olarak görülmesini çok ve kolaycı bir şey olarak görülmesini çok yadırgıyorum. Aksine çünkü bence. Ee, ve ya Mesela şu konuşacağımız yere bağlayayım. Yani bu mesela işte kadın meselesinde o bu işte geçtiğimiz hafta çok şey olan siyah beyaz fotoğraf paylaşma hikayesi ve kendi birey bizim biricik varlığımızdan yola çıkarak o mesela yani biz orada kendi hikayelerimizi, kendi duygumuzu paylaştık ve kendi fotoğrafımızı ve kendi o bir bir anımızı paylaştık. Şimdi bunun toplumcu bir şey ol bu, ve bir araya gelip bir bir toplumsal bir şey söylemiş olduk. ve, ve bence bu çok önemliydi. Dolayısıyla hani o Kişilerin öykülerini küçük görmemek lazım. Yani çünkü onlardan bir sürü var. Aslında kimsenin hikayesi de biricik değil yani ve o, o, o dolayısıyla o hani vay sen topluma bakmıyorsun ne bu falan tavrını çok sıkıntılı buluyorum yani. Neyse böyle eleştiriler var ve yani bunu söylemek istedim. Çünkü epeyce bu konuda özellikle ilk yıllarda çok eleştirilmiş. Ama sonrasında artık herhalde ne yapmaya çalıştığı gayet net anlaşılmıştır. Ve çok anlamlı yani bu, bu açıdan yaptığı şey. Ee, özetle benim kitapla ve Letfetekin'le ilgili e, şeyim böyle. E, zaten içine girdiğince derinleşeceğiz. Bir tek şunu ekleyeyim hani konuşacağımız yere gelmek açısından. E, bu kitap hani özellikle bir kadın hikayesi değil. E, ama şey e, asıl yani bende iz bırakan tabii ki en baş karakter gibi gözüken Dirmit ve e, Atiye oldu. Ee, Ana anne, anne karakteri. Aslında çok iyi bir şekilde kadınları e, çok ilginç o kadınların mücadelesini erkeklere olan tavrını ve tavırsızlığını çok iyi ele alıyor. Dolayısıyla zaten buradan da çıkarak konuşacağız. Şeyi de söyleyelim unutmadan. Bir de bir e, oyunu var e, şeyin e, Sevgili Ersiz Ölüm'ün Uyarlanma. Sen izledin de yanılmıyorsan. E, ben tiyatro sevmeyen bir insan olarak e, izlemedim bugün böyle şey yine her zamanki gibi şeyini saçtı ve gitti şeklinde ee, bu da oyunun afişi hem hal tiyatro ıı, tarafından Hı -hı. E, sergileniyor sen belki ben, çok şey ben geçen sezon son <laughs> izledim oyunu ve gerçekten aslında zannediyorum ki ben bu kitap ve bu film eşleşmesini oyundan dolayı yaptım Hı -hı. çünkü zaten dirmit diye eklemelerinin sebebi Hı -hı. Tamamen Dirmit'in gözünden, Dirmit'in hmm. ağzından ve inanılmaz bir oyunculukla e, hemhal yani çok iyi zaten uyarlamaları genel olarak. Mükemmel bir oyun. Devam ediyor. Yani şu an tiyatrolar şu an durdu. Açık değil zannediyorum ki ama hala önümüzdeki sezonda bence fırsat bulabilen, izleyebilen herkes izlesin. Benim gibi. Benim tiyatro şey tiyatroyu hari. sevenler. E, tiyatro sevenler diyelim en azından. E, buradaki senin de az önce bahsettiğin gibi yani en çok zaten Dirmit'ten, Vatiye'den etkilenmenin sebebi burada da aslında oradan yola çıkıyor. Yani tamamen onun ağzından bir kadın hikayesi, Hı -hı. genç kadın hikayesi izliyoruz. Ben de muhtemelen o tiyatronun da biraz etkisiyle bu eşleşmeyi yaptım. Hani kitap dediğin gibi yani biraz daha aslında e, tabii ki bir kadın karakterleri merkezine alan ama köyden kente göçmenin hikayesi daha çok Hı -hı. belki de. Ama bu anlamda da filmle örtüşüyor. Ee, ama şey ben kitabı senin yani seni kadar eleştiremeyeceğim. Ama biraz Bir daha böyle var. bak cümleye bak. Beyma sanki ben yere <laughs> dibine soktum. Böyle mesela bu bu kes bu cümleyi. Ben kitabı senin kadar eleştiremiyorum. Ne anlıyorsun? Sanki ben Evet buradan e, çıkabilir. Latife Hanım'ı kızdıracak açıklamalar yapmışsın gibi anlaşılabilir. Öyle ya, yapmadım. Hiç öyle demeyeyim. Evet. <laughs> Evet biraz ama takip etmesinin zor olduğunu bir avazda tırnak içerisinde hı hı. olduğunu ve okuma deneyiminin bu anlamda da zor olduğunu kabul ediyorum. Ee, Berger kısmına da gelince, Berger'in de bu arada zannediyorum ki Manzaralar kitabındaydı. Latife Hanım'dan bahsediyor bir masada... Tanışıyorlar yani Türkiye'de İstanbul'da olması lazım bir ortak arkadaş çevresinde ve özellikle çok etkilendiğini söylüyor kendisinden. Orada bir arkadaşlık gelişiyor aralarında. Flört anlamında değil bu da dedikodu yapıyormuşum gibi olmasın. Ne olmuşlar? Bunlar bir yemekte tanışmışlar Güzel. bir arkadaşlar. <laughs> değil tamamen seviyeli bir ilişki. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Evet, yani Berger de kendisinden bir iki çok etkilenmiş ve kitabında bahsediyordu diyerek. Dört seviyesiz bir ilişki biçimi midir Hadi bakalım. Ben... burada şey yaratmak istemiyorum tamamen zaten Latife Hanım'la bozuşacağız gibi hissediyorum. Şimdi çok öyle... provokatif <laughs> gidiyor. <Biri> 15 <laughs> provokatif gidiyor Birbirlerinden bakmışlar sürekli evet. şey yapmaya çalışıyorlar. O yüzden <laughs> bu konuyu burada kapamak istiyorum lütfen. Tamam o zaman öyle yapalım. Sen hadi filmini anlat madem. <laughs> evet filme geçiyorum o zaman. Şimdi Mustang de bu arada çok tartışılan bir film. Türkiye'de özellikle çok tartışıldı. Biliyorsun belki sen de takip etmişsindir e, girdiği evet. dönemde. Hı hı. Fransa aslında yapımı Deniz Gamze Ergüven'in ilk uzun metrajlı filmi. Fransa'da Oscar'daydı aynı. Oscar'daydı. Oscar, Oscar, Aynen. Aynen. Oscar, Oscar alamadı ama en iyi yabancı film Oscar'ına Fransa'dan aday oldu. Saraybosna'da gibi de böyle önemli festivallerde de en iyi film o, ödüllerini aldı. Çok konuşuldu dünyada. Türkiye'de çok eleştirildi. Çünkü Batı Karadeniz'de geçen, annesini ve babasını kaybetmiş, baba annesi ve amcasıyla yaşayan 5 tane yani genç kızdan başlayacak aslında çocuk diyebileceğimiz 5 kardeşin öyküsünü anlatan bir film bu. ama Türkiye'de özellikle Türkiye'yi tanımamakla, yönetmenin ya çok batılı olmasıyla, çok Fransız gözüyle bu hikayeyi anlatmasıyla ilgili çok fazla eleştiri aldı. Şimdi devam etmeden sana sorayım madem böyle provokatif gidiyoruz. <gülüyor> sen <gülüyor> ne düşünüyorsun? Ee, şöyle, beni o anlamda rahatsız etmedi e, açıkçası. Yani e, tamam ben yani böyle hani 10 üstünden 10 bir film olduğunu düşünmüyorum ama ee, yani bu işte bütün bu şeyler beni biraz işte ya bir, böyle sanki oryantalist bir yerden bakıyormuş gibi bir eleştiri yapıldı e, hatırladığım kadarıyla. Evet. Ee, ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ee, dışarıdan baktığını düşünüyorum. O dış bakışta illaki burayı böyle bir oryant şeyine indirgiyor olmak zorunda değil. Ee, beni o açıdan rahatsız etmediğini söylemem lazım yani. Sen ne düşünüyorsun? Şöyle düşünüyorum. Şu eleştiriyi anlıyorum. Yani bu kızlar zaten Batı Karadeniz'de böyle bir aile en baştan mevcut olamaz. Bu kızlar evet. zaten böyle davranmayı akıllarından bile geçiremez. Şimdi buradan ele alırsak e, bu bu eleştiriler haklı ama filmin böyle bir doğrucu yine toplumcu kısmına geliyoruz. Olmak hmm. gibi bir iddiası olduğunu düşünmüyorum film. kendi ben yani bir filmi okurken Böyle değerlendirmek gereken, kendi içinde ne kadar tutarlı, en azından ben böyle bakıyorum. Kendi içinde ne kadar tutarlı olduğu noktasından bakınca da bu kızların aslında özgürleşme, kadın olabilmeye çalışma, Türkiye'de tutumu ve Bazen de bir kaçma hikayesi olarak bakıldığında hikayeyi tutarlı buluyorum ama evet yani çok bariz, ya bu zaten Türkiye'de olmaz denebilecek tutarsızlıklar var yani bazı mantık hataları da var bunları kabul ediyorum ama filmin derdinin de bu olduğunu düşünmüyorum. Bu arada yönetmen kendisi çok küçük yaşta babası diplomat o yüzden de Fransa'ya taşınıyor ve kendi hatırladığı hikayeden biraz da yola çıkıyor. Şimdi buradan Yaklaşınca konuya da tabii kendi yani onun çocukluğuyla oradaki Türkiye ile şu andaki arasında da fark var. Yani belki de 78 doğumlu bu arada yönetmen ve çok küçük yaşta Fransa'ya gidiyor. Hatırladıklarından biraz yola çıkıyor. Tabii ki danışmanlık almıştır çekerken diye düşünüyorum ama şimdi e, belki o dönem daha. Mümkündü gibi de düşünmekte yarar var diğer taraftan. Çünkü şu anda çok daha muhafazakar bir toplumda yaşıyoruz. Evet, Bazı yani... şeyler daha, daha mümkün hale geldi. Yani o geleneksellik muhafazakarlıkla daha iç içe girer hale geldi. Yani eskiden sadece gelenekler ve alışkanlıklar üzerinden bir belki bir kontrol mekanizması kurulurken ona biraz başka şeyler, unsurlar eklendi son yıllarda. O yüzden evet biraz da. Daha... Ama bir taraftan zaten filmde de böyle politik şeyler de var. Evet. Dokundurmalar izli göndermeler. Detaylı konuşuruz birazdan. Evet. Yönetmenin filmografisine dönersem Mustang'dan sonra Kings var. Zaten bu Oscar adayı olmasıyla birlikte Hollywood'un kapıları da açıldı. Orada da işte Daniel Craig'li falan bir kadrosu var. Yine beğenildi. Mustang kadar olmasa da. Sonra ülkemizde de gösterilen ve son dönemde çok sevilen Handmaid's Tale'ın da iki bölümünü yönetti geçtiğimiz sezon. Yine de yine First diye bir dizi yönetti. O da böyle şampiyon oynuyordu. Bu yüzden bakıldığında her ne kadar tabii ki kendisini ne kadar Türk hissediyordur, Türkiye'li hissediyordur bilmiyorum ama çok uzun yıllarını Fransa'da geçirdiği için hem bir kadın sinemacı olarak hem de Türk kimliğiyle çok önemli bir yer tutuyor bence son dönemde sinema açısından. Diyeceklerim bu kadar yönetmenle ilgili. Ee, bir şey söylemedim gördüğün gibi kavgaya sebep olacak gayet e, Deniz Hanım. <laughs> <Şimdi> bir, birbirlerinin <laughs> şeyleri, güvenleri kalmamış gibi. Dikkat ettiysen gayet da, doğru düzgün konuşmuş. Sakın ha evet. buradan bir malzeme falan çıkarmaya çalışma. <laughs> evet. biraz bahsedeyim bu arada de evcilleştirilemeyen at demek evet. Maz ismi de buradan geliyor onu da belirtmiş olalım çok bu beş isim bu arada bence çok evet, hoşlan yani evet. bir isim bu beş genç kızın ilk sahne zaten çok konuşulan bir sahne buradan aslında Türkiye'de böyle şey olmaz diye yola çıkılan sahne de biraz evet. bu okulun katil olmasıyla başlıyor film ve kızlar formalarıyla erkek arkadaşlarıyla birlikte okuldan denize giriyorlar. İşte erkek arkadaşlarının omzuna biniyorlar böyle işte su oyunları oynuyorlar. Sonra olaylar gelişiyor diyebiliriz aslında. Bundan sonra üzerlerindeki toplum baskısı çok fazla artıyor ve kızların bir kısmı evlendiriliyor. Bir tanesinin intiharına kadar süren bir süreç izliyoruz gerçekten hüzünlü ve en sonunda en küçük iki kız kardeş İstanbul'a kaçıyor. Böyle de bir kaçış hikayesi de barındırıyor arkasında. Çok eleştirilse de ben dediğim gibi yani hala önemli bir film olduğunu evet. düşünüyorum. Bence seversiniz. İzlemeyenler de bir şans verebilir. Evet yani kesinlikle böyle zamanın bu tarafında işte çekildiği yıl 2015 böyle bir not düşürmüş olması açısından önemli olduğu kesin. Evet. Ee, Burada yani şey eleştirisinden de emin değilim. Hani bu böyle iş olmaz hikayesi o kadar değişiyor ki e, şey yani benim bile hani işte 15-16 yaşındaysa bu kızlar benim 15 sene önceki deneyimimle evet. şu anki 15 yaş deneyimleri inanılmaz farklı. Hani İstanbul'da böyle yani Anadolu'da da çok alışık olmadığımız türde bir dünyadan koparamıyorlar çünkü çocukları artık imkansız hale geldi bu, bu çağda. Dolayısıyla yani bu bu tür bir e, bu tür çocuklar henüz yoksa bile belki de olmak üzereler. Yani böyle davranan ve dünyayı böyle deneyimleyen ve erkekler karşı cinsle böyle ilişkiler evet. kuran yani e, ne kadar muhafazakarlaşırsa muhafazakarlaşsın bir taraftan da böyle bir ters dalga var çünkü e, evet. gelmekte olan. Çünkü bu çocuklar tabii bizim gibi bile değil yani. Çok küçük yaşta dünyayla hmm. tanışıyorlar oyunlarla, işte internette vesaire. Evet. O yüzden birbirlerinden çok haberdar, haberdarlar dünyanın nereye gittiğini, kimin ne yaptığını çok iyi biliyorlar. Ee, bizi daha sürprizli günler bekliyor. Aynen. <laughs> evet. evet. Ee, peki, teşekkür ediyoruz. Ee, Tuğçe Hanım, verdiğiniz değerli bilgiler evet, ve de görüşleriniz için. Evet. Az önceki gelimden evet. sonra seviyeyi şey yapmak evet. üzere evet. ele aldım konuyu. Ee, deyip temalar meselesine girebiliriz bence. Evet. Sen başlarsan ilk temada aslında çok mutlu olurum çünkü güzel bir noktadan yakalamıştın ilk temayı özellikle sen istemiştin bu arada biz minik bir, bir tekrar hatırlatalım ilk bölümlerde hatırlatmıştık ama çok küçük bir minik toplantı yapıyoruz sadece hafta içerisinde temaları belirlemek üzere. Buyurun Eylül Hanımcığım. Evet, yapıyoruz onu. İyi de oluyor. Hani oturup böyle ya sen ne diyorsun, nasıl film sence falan diye konuşmamak için böyle bir çerçeve çiziyoruz. Tamamen size olan saygımızdan. Evet, evet aynen. Ee, şöyle ki ilk olarak fiziksel mekan meselesini konuşalım diye diye ben önerdim ve Tuğçe Hanımlar da sağ olsunlar katıldılar bana. Şu anlamda aslında yani buradan biz bugün evet kadın olmak Türkiye'de kadın olmak meselesinden yola çıkacağız ama e, şey e, bu fiziksel mekan e, ev ve sokak e, arasındaki ayrım e, Türkiye'de kadın olma deneyiminin çok temel bir parçası bence e, o yüzden bunun hani e, çok da soyut ve bağlamsız olmadığını düşünüyorum e, şimdi zaten filmde ev bir şey böyle kale gibi bir ev orası ve Gitgide, gitgide hani çocuklar özgürleşmeye çalıştıkça ve başarısız oldukça oranın daha da şey olduğunu görüyoruz. İşte yeni duvarlar yapılıyor, teller yapılıyor, o yapılıyor, bu yapılıyor. Bir hapishaneye dönüşen bir mekan görüyoruz. Fiziksel olarak e, bu dönüşüm aslında o sembolik bir şey tabii yani baskının arttığının e, işareti olarak. Hatta tabii çok ironik yani sonlara doğru o çevirdik, hapishaneye çevirdikleri eve kendileri yani baskı unsuru olan güç aile giremez oluyor. Ve çocuklar kendilerini o evin içine kapatıyorlar. Orada da çok böyle bence çok düşündürücü bir şeydi onu yapmış olması. Orada evet. güzel ee, bir twist var gerçekten. Evet aynen. Film, işte kitaba gelirsek zaten e, sürekli olarak bir evin içinde geçiyor. Yani sokaktaki şeyler çok hani... Çıkıyor geri geliyor bütün karakterler. Ev e, bir şey. Dolayısıyla orada da bir büyük unsur olarak e, duruyor. E, bu açıdan e, kadının özellikle fiziksel mekan olan evle ilişkisi e, üzerine konuşabiliriz diye düşünüyorum. Biraz da şeyden de konuşabiliriz diye belki de. Yani bu e, pandemi döneminde herkesin evde kaldığı dönemde e, aile yani domestik şiddetin e, ev içi şiddetin ...korkunç arttığını okuduk maalesef. Evet. Ee, yani evde kalmak durumunda olun, olan kadınlar... E, ...kaçacak yeri olmayan kadınlar çok daha fazla şiddete maruz kaldılar. Dolayısıyla ev deneyimi, bir deneyim olarak ev... E, ...bu kadınlık meselesinin maalesef sıklıkla sıkıntılı bir parçası olarak... E, ...Türkiye'de sanki deneyimleniyor, yaşanıyor. Biraz bundan bahsedelim istiyorum. Sen evet. ne dersin? Evet, bu pandemi döneminden gireyim, sondan başlayacağım biraz ama tabii kadınlar normalde yani böyle bir şiddete maruz kalan evdeki kadınlar bundan kurtulmanın yollarını buluyorlar bir şekilde yani zaten erkekler belli bir saate kadar genelde işte oluyor kadın bir şekilde çalışıyorsa çalışıyor oluyor, ondan sonra komşusuna gidiyor yani o süre o kadar. yani Erkekle karşılaştığı süreyi mümkün olduğunca kısaltıyor. Tabii bu imkansız hale gelince ne yazık ki şiddet vakalarının çok fazla arttığını gördük. Sonunda da zaten iyice böyle çıkışsız bir noktaya doğru bağla bağlandı. Yani bugünkü ana meselelerimizden biri zaten İstanbul Sözleşmesiydi ve şu anda İstanbul Sözleşmesinin kaldırılması gündemde. Bu iyice kadını korunaksız hale getirecek bir şey ne yazık ki. Ev meselesi. Buradan yaklaşınca aslında hem kadın için hem de baktığında çocuklar ve gençler için evin böyle bir tamamen seni şekillendiren bazen hapishaneye dönen bir tarafı var. Lantimosun köpek dişi geliyor aklıma böyle olunca orada hatırlarsın karakterleri yani çocuk <laughs> çocuklarını ne hale getirdiklerini yani bir evin içerisine kapatarak böyle evin tabii hem şiddete maruz kalmada böyle bir tarafı var. Hem de bir taraftan da e, senin karakterini şekillendirmede e, böyle bir tarafı var. Bu mekan kısmında böyle küçük de bir ekleme yapmak istiyorum. E, bunu şöyle taşra ve şehir üzerinden de mekanı belki konuşmakta yarar var burada. Ne dersin? Bu arada benim görüntüm galiba geç geliyor şu anda. Ha, aynen. Tam ben de onu Hı, sana bırakıyorum. Necdet ıı, söylemeye çalışıyordum. Ee, evet sen bir ona şey yap istersen. Ee, şöyle, e, kesinlikle böyle bir tarafı var. Yani şehirde e, ayrım çok daha büyük tabi. Yani e, kamusal alan ve e, şey, e, özel alan ayrımı çok daha keskin. Hani köy ve taşrada biraz daha o mekanlar ortaklaşıyor. E, i̇şte şey, e, insanlar e, işte biraz daha böyle... Ne bileyim ben evler daha ortak kullanılıyor işte sokaklar herkesin falan şehir öyle değil tabii şehir çok soğuk ve mesafeli ve işte böyle şey e, bu anlamda. E, dolayısıyla tabii yani şeyde de görüyoruz mesela e, kitapta yani Dirmit'in o şeyi ilk e, köydeki e, şeyle ilişkisiyle şehre geldikten sonraki şey çok değişiyor. E, bu anlamda e, şey... E, işte zaten hani o meselelerden biri o yani o o köy ve taşra çok daha böyle bir dayanışmayı da mümkün kılan bir kadınların bir bir arada da olmasını sağlayabilen bir şey var. Bu arada normalleşti mi? Geldi bu arada normalleşti. Evet tamam. Aynen. Evet katılabilirim ee, yeniden sohbetine. Rahatsız etmek tamam. istemedim çünkü biliyorum izleme tercihini düşürüyor. Tamam. Evet. Fark ettim. Evet. Ben yani Reyk... ee, bir var yani. Evet, Yok, Yani onu söylüyorum. Evet, böyle filmde bu bir eleştiri olarak da karşımıza çıkabilir. Diğer taraftan yani bu ya bence hem iyi hem de kötü yani paradoksal bir durum var film tarafında. Şimdi Taşrayı e, çok Nasıl diyeyim yani böyle bir çizgi film gibi, karikatür gibi aslında biraz konumlandırıyor. Yani Taşra'da eğitimsiz ve bağnaz insanlar yaşar. Ee, orası böyle insanların hayatını cehenneme çeviren bir mekandır ee, ve oradan kaçmış e, şehir, e, şehri de işte bir öğretmen karakterinde aslında şekillendiriyor ve şehir e, İstanbul sanki özgürleşmenin mekanıymış gibi e, yansıtıyor film. Öyle ama, değil ama bence. Değil. Yani zaten hem asa kitapta öyle olmadığını çok net görüyoruz kitaba evet, baktığımızda. Evet. Hem de zaten kendi tecrübelerimizden de biliyoruz. Yani Hı. şehir her zaman e, bu şekilde ele alabileceğimiz e, bir, bir şey değil. Mesela şehir filmde bu anlamda yani Evet. Ya zaten yani orada tabii çok benim yani, işte öğretmen karakteri çukurcuma da yaşıyor. Böyle çok sembolik şeyler çiziliyor. Lale, Lale, şey. Lale ve Nur'un İstanbul'a geldikleri sahnede mesela güneş doğuyor. Bunun gibi sembolik Hı -hı. şeyler var. Bu tabii bir, bir tık gerçekten burada bu eleştiriyi e, Batılı gözünden okuyabilirim. Yani hatta Hı -hı. böyle çok Fransız gözünden. Evet. Çünkü böyle e, Fransa'da işte o. Ya, eğitim ve modernite ile birlikte sanki böyle bütün sorunlar çözülüyormuş Aynen. bir, bir yaklaşım. Evet kesinlikle buradan buradan bakıyor. Ee, ama diğer taraftan da son dönemdeki bu yine Nuri Bilge e, örneği var, Semih Kaplanoğlu var. Böyle bir taşraya duyulan özlem işte hani taşranın da yüceltilmesini de Hı -hı. kırıyor. E, Hı -hı. Mahmut Fazıl Coşkun'un sanırım Yozgat blues vardı yine o da böyle biraz daha masenge yakın bir taraftan bakıyordu Taşraya. Taşraya böyle ya hem bu tarafı yani son dönemde çok yoğunlaşan bu erkek bakışını kırdığı için takdir ediyorum ama bir taraftan da böyle biraz karikatür yani o şehrin yüceltilmesini karikatür buluyorum. evet. Yani özellikle kadın deneyim açısından yani Taşra'nın ee, yani Ya da köyün başka tür bir şey kendiliğinden yerleşik bir dayanışma ağı sunduğu kesin. Yani şehirde çok yalnız e, gerçekten şeyden ibaret yani o, o küçük aile biriminin ötesinde çok bir şey kurmak çok zor şehirdir ve e, bu da kadını aslında daha korunmasız ve daha özellikle ekonomik bağımsızlığı yoksa ki Hı -hı. Türkiye'de çok az kadının var. Ee, çok daha şey bir e, duruma düşürüyor. Ee, aslında belki de buradan ikinci temaya geçebiliriz. O da işte aslında çok <laughs> benzer bir şey. Yani bu <laughs> uzak, uzağa öykünmek, uzağa özlemek, uzakta olmak ihtiyacı üzerine konuşalım demiştik. Ee, çünkü şimdi filmde zaten dediğin gibi sürekli olarak bir kaçma ihtiyacı var. İşte İstanbul'a gitmek ya da neyse. Ee, kitapta zaten hani yani Dirmit hep uzak hep yok yani uzakta ve hatta böyle abi, bir, yani. aynen Atiye'nin şeyi var yani bir cümlesi var uzağa bakmak iyi değilmiş uzağa baka baka aklını oynatanlar varmış diye o da böyle bir şimdi kadın mesela annenin mesela filmdeki babaannenin de öyle bence sürekli bir şeyi var bu ana çekme burada ol burada kal dur burada bu, bu, sakın ha şeyin ötesine geçme gibi bir o, o uzak fikrini ee, tamamen kafadan uzaklaştırmak ve o mevcut şey dahilinde yine aslında o fiziksel mekanın içinde tutmak, zihni de gibi bir şey var. Aslında kadınların e, hayal kurmamasını e, sağlamak bütün mesele. Çünkü hayal kuran kadın yani zihne özgürleşen kadın e, fiziksel olarak da özgürleşme ihtiyacı duyuyor ve bunun için yapabileceği pek çok şey olduğunu keşfediyor. E, bunu bence ikisi de çok böyle e, akılda kalıcı şekilde söylüyor. E, sen ne dersin bununla ilgili olarak? Evet uzağa hayal etme e, yine geriden geliyorum zannedersem çok özür diliyorum. Ama ben da de, şey de kendimi geriden evet. geliyor görüyorum. Hadi, Hadi bakalım. Sağ Sağ o zaman Hadi. kısmet devam ediyorum. E, uzağa hayal etme tabii yasağı hayal etmeyle de e, örtüşebilir. Şimdi... Kızların eşyalarının arasında filmde bir gezi göndermesi var. Diren gezi posterini görüyoruz e, örneğin. Şimdi. Bak, baktığında aslında e, çok fazla yan yana koyamıyorsun. Yani kızların o özgürleşme halini geziyle çok fazla ama Yani o ailenin içerisine nasıl sızmış olabilir çok emin olamıyorsun. Böyle e, göndermeler var. E, Keza yine Öjen e, Delacroix'ın e, De da bir kartpostalı var. E, Halka yol gösteren özgürlük tablosunun kartpostalı gözüküyor mesela bir sahnede. E, bunlar o... Kadınların hep özgürleşmesi, aslında yasağı hayal etmesi kalıplarından çıkmasıyla hep bağdaştırılabilecek sahnelerdi. Bu arada rejiden o tabloyu belki rica edebiliriz. E, zannediyorum ki vardı evet, görsellerimiz evet. arasında. Ama internetimiz de yavaş olduğu için belki de gelemiyor olabilir şu anda. Galiba geliyor. Evet mesela bu geçiyor. Bu halka yol gösteren özgürlük tablosu böyle çok sembolik bir şey. E, yine böyle bir batılı bakış açısıyla böyle bir gönderme ...yapmış diyebiliriz. O zaman... burada zaten aslında şuna geçecektik. Bu hayal etmenin yasak olması... E, ...uzağı hayal etmenin... ...aslında yasak olması ve kadınların... ...böyle nötr... ...aslında böyle... ...solarak yani kendi içlerinde solarak... ...çok nötrleştikleri... ...bir yere doğru gidiyor. Yani çok oturma, çok gülme, çok konuşma... ...öyle yapma ve sonra... ...tatsız bireyler ortaya çıkıyor. E, bu çoğu o zaman ilişkilerin bile tatsızlaşmasına sebep oluyor. Çünkü aslında sen ilk başta o kadında sevdiğin şeyi kaybediyorsun. Ee, hı hı hı. Ve yani çünkü toplum kodluyor, hayatındaki erkek kodluyor, ailen kodluyor çoğu zaman. Ve sonra işte Türkiye'de neden herkes mutsuz? Hı hı hı. Ee, evet çünkü e, başta kadınları mutsuz ediyorsunuz hı hı. ve doğal olarak e, solgun ve tatsız bir toplum ortaya çıkıyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Eliniz? Ya evet o çok... Um... Yani dediğin gibi nötralize etme ihtiyacı. Yani şey hani öldürmek anlamında değil ya da o anlamda da iki türlü de kullanıyorum. Ee, öldürmeye varabilecek ölçüde bir nötralize etme ihtiyacı kadını ve e, bütün bir toplumu kadına şekil vererek e, biçimlendirme şeyi. Bu yani çok korkunç bir şey ve gerçekten hani en en dışında yaşamaya çalışan bizler bile maruz kalıyoruz buna. Yani hani çok gelen yani ben çok geleneksel bir aileden gelmiyorum. Bu anlamda bir baskı hiç yaşamadım falan filan ama 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 yani bu bir şekilde her yerde okula gidiyorsun çünkü mesela orada karşısına çıkıyor falan. Yani e, kitapta zaten hani şey için mesela Zekiye için e, kocası Halit'le ilişkisinde mesela bir şey ilk başta çok seviyor Halit onu. Acayip böyle bir aşk duyuyor. Çok mutlular falan filan. Fakat sonra sonra işte sıkılıyor, bıkıyor, o oluyor bu oluyor. Kadın susuyor şey oluyor içine kapanıyor. Aylarca konuşmuyor falan. Adam hmm. çıldırıyor işte onu konuşsun istiyor. Şey yapmaya çalışıyor falan filan. Böyle düzelsin istiyor falan. Sonra bir şey oluyor işte o sürre şeylerden. Kadın birdenbire konuşmaya başlıyor ve bu sefer de sadece konuşmaya başlıyor ve adam bu sefer de tekrar değilsiniz diyor. Yani hani her şeyi bir şeyde yapacaksın. Ayarında yapacaksın. Ve o ayar nedir? O ayar işte o ayarı toplu evet. toplu belirler. Erkekler belirliyor yani. Hani evet. az güleceksin, az e, ağlayacaksın. İşte kadın dediğin işte az konuşacaksın ama çok da suskun olmayacaksın. İşte çok şöyle giyinmeyeceğim ama böyle de giyinmeyeceğim falan. Yani sürekli olarak bir e, İlk bölümde konuşmuştuk ya yani toplumun dengesini biz mi belirlemek zorundayız? Neden biz belirlemek zorundayız? Yani neden yani ee, bu hani ayar mekanizmasını bizim üzerimizden kadın üzerinden kurmaya çalışmak korkunç bir şey ee, ve yani do do dolayısıyla yani bu şey meselesi. E ee, ikisinde de görüyoruz yani. Kitapta da filmde de. Fil, kitap za, film zaten sadece bu mesele üzerine şey oluyor ama e, bir kalıba sokmak, kadını top, kalıba sokup sonra da bütün toplumu bu biçimde şey kalıplamak ihtiyacı e, bizimki gibi toplumların en büyük en büyük meselelerinden biri ve bir kere bunu bunu reddederek ve bunu kabul etmeyerek ki çok yol aldığımızı düşünüyorum son yıllarda. E, bir bir şey söylemek gerekiyor bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum Hı -hı. E bu tabii çok ağır bir yük yani biz iki evet, kadın olarak evet. burada konuşarak kendi tecrübelerimizden de yola çıkarak bunun çok ağır olduğunu söyleyebiliriz bir de üstüne e, bu tabii annelik argümanını e, öne koyarak genelde yapılan tamam. bir şey. Birincisi her kadın anne olmak zorunda değil. Ee, i̇kincisi de Biz, yani siz annesiniz siz yetiştireceksiniz bu çocuğu. Evet toplumda. annesiniz yani, yani anne toplumu evet, mı yapıyoruz çocuğu yani? Evet mesela bu biliyorsun kadın cinayetlerinde de yine aynı şey konuşuluyor işte. Anneler erkek evlatlarını doğru yetiştirsin. Şimdi tabii ki erkek evlatlar doğru yetişsin ama yani bu sadece annelerin görevi değil Hı -hı. toplumda. Hı -hı. Zaten hani eleştirdiğimiz şeyi bile tuttuğumuz yer aslında dil ne kadar Hı -hı. önemli burada. O yanlış dili sürekli sürekli yaşatarak aslında yeniden var ediyoruz. Hı -hı. Öyle öyle. Yani buradan istersen söz, sözünü anladıysan tam olarak çok iyi bir yere getirdin çünkü. Şeye gelelim. E, dördüncü konuşmak istediğimiz konu olan kadının mahremi meselesine. Eee Kadının bir mahremi yok. Olamaz. Yani çocuk yetiştirmek gibi bir kişisel deneyim bile e, o bile mahrem değil. O konuda da herkesin bir fikri var. Neyin nasıl yapılması gerektiğine ve yapılmaması gerektiğine dair. Ama özellikle kitapta ve filmde gördüğümüz <laughs> beni çok şey yapan ya mesela filmde o bekaret testi işte ilk gece sevişiyorlar ve işte kan gelmiyor ve hani anne gayet böyle damadın şeyi annesi kapıyı çalıp son derece normal bir sesle bu arada hani şey değil. Oğlum hadi ne oldu çıkıyor vermedin çarşafı de, 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 falan böyle de, dur anne bir dakika falan işte kan yok bilmem falan. E, oğlum hadi şey falan hani son derece sıradan bir olay. Nitekim kan yok hastaneye gidiliyor bekaret kontrolü yapılıyor falan filan neyse. Ee, ya da kitapta da mesela Atiye'nin annenin bu arada yani kadının kadına zaten kadınlar yönetiyor bu süreci. Bu, bu ürkütücü olan şey bu yani kadının kızına dirmite bir gece uykusundan uyandırıp eliyle bekaretini yoklaması mesela bu da böyle hani herhangi bir gecede herhangi bir zamanda herhangi bir şekilde olan bir olay hani hiçbir mahrem şey yok yani en ya yani vücudunun en mahrem bölgesi bile kamusal bir alan gibi davranılıyor vücudumuzun ve bu, bu çok yorucu ya. Yani çok yorucu yani gerçekten. Yorucu olmanın ötesinde tehlikeli de yani. Zaten böyle olunca o vücudun yani şeyi bile işte e, vajinasının içi bile şey olduğunda, kamusal bir alan olduğunda o vücudu öldürmek de toplumun hakkı olabiliyor mesela yani. Çünkü hani kadına ait olmaktan çıkıyor dolayısıyla yani şey evet yani iki şeyinde dertlerinden biri bu ve evet. çok önemli olduğunu düşünüyorum burada yani bu mahrem mahrem olmaması ve erkek meselesi geçen hafta biraz girmiştik buna bizim gibi toplumlarda kadınların aslında erkekleşerek bu dili ve bu kültürü Hı. devam ettirmesi Hı. en büyük problemlerden biri yani bu Hı. Yani geldiğimiz noktada da işte bu kadınların kadına destek olması meselesi bu yüzden önemli. Çünkü kadınların bu erkek dilini devam etmemesi lazım. Yani bunu çeşitli sebeplerden yaptıklarının farkındayım. Bu arada mesela filmde de, bu arada yine görüntüm geliyor çok özür dilerim. Filmde de babaanne mesela kızları tabii ki bir koruma içgüdüsüyle ilk başta başlıyor. Ve Hatta böyle hani karşı duruyor gibi görünüyor ama ondan sonra bu durdurulabilir bir şey değil işçi ürününden çıkıyor ve bu dil ve kızların üzerindeki baskı ve şiddet gittikçe 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 dozu artıyor tabii hmm. ki ve bu ne yazık ki yani sadece işte az önce bahsettiğimiz gibi Taşya'nın vesairenin de meselesi değil. E, yani eğitimli insanlar da bunu yaşıyor. Şehirli kadınlar da bunu yaşıyor. Tabii ki yani belirli okulları okumuşsanız e, ekonomik özgürlüğünüz varsa bir yere kadar belki kaçma şansınız daha yüksek bundan ama e, zaten buraya da geleceğiz aslında. Bir sonraki temaya da buradan geçiyorum biraz yani. Bu hmm. filmde de kitapta da e, işte bu okumak veya öğretmen özellikle filmde seçilmiş e, okumak bir çözüm mü bu bu şekilde kurtuluş burada mı noktasıyla devam edelim. Edeyim şöyle. E, ya filmdeki şey o anlamda beni biraz rahatsız etti. Yani bu açıdan böyle oryantalist bir fazla batı yani işte batı oryantalizmi gibi bir eleştiri getirileceksek bu kısmına getirebilirim. Yani çok sembolik hani şehir işte dediğin gibi güneş doğuyor işte gezi parkının önündeler ve işte öğretmene gidiyorlar ve işte o bir kurtuluş ve aydınlanma falan filan ee, bu şey değil yani mesela bilmiyoruz öğretmenin kapıyı açan artık sevgilisi midir şey kocası mı kimse partneri ee, mesela, mesela o adam o kadına ne yapıyor acaba her şey olabilir ee, yani o kadın hani şey diye bunlardan muaf değil muaf. Dolayısıyla yani o fazla sembolik geldi bana. O kızların da hayatta kurtulmuş falan değil ayrıca o kadar travmadan sonra. Dolayısıyla hani şey, kitaptaki de evet orada da bir yani Dirmut okuyor ve yazıyor ve o sayede hani şey oluyor bir yere varıyor gibi bir mesaj var. Evet hatta şey gibi bir soru var ki çok hoştu ailesi şiirlerini yırttıktan sonra hmm. şiirleri yırtılan başka kızlar da var mı diye soruyor. Koşkuş otuna sanırım. o çok çok tatlıydı. Ee, bu bir şey olarak gözüküyor. Aa bu arada az önceki şeyde yine kitaptan şunu söyleyecektim. Ee, mutlaka sormak istiyorum kadının mahremi olmaması meselesinde. Ya bu aa, yine demi için aa, şey hikayesi. Ailesi şey, abileri abilerinden hmm. bir yanarağa gidiyor, öğreniyorlar bunu falan filan. Ve çok böyle bir çok aslında çok doğru bir soru. Çocuk naifliğiyle annesine şey diyor yani yani ben neden erkeğe gidemiyorum o zaman diyor. Hani abi, abim kadına gidebiliyorsa benim de erkeğe gidebiliyor. Niye falan. Ve bayağı ailede şey oluyor. İstiyorsan abin götürür seni falan filan. Tanıyor bilmem <laughs> ne. Ama bunu sorma. Evet niye? Neden yani? Hani, um, neyse geleyim. E, ya yani, evet bu açıdan kitabı değil ama filmi daha çok evet eleştir. Yani e, Şöyle elbette ki okumak e, ve e, yani o hem dünyayı genişletmek hem de ekonomik özgürlüğü eline almak anlamında e, bir çıkış önemli bir çıkış. Ama okuyan kadınlar da bundan dediğim gibi e, bağışık kalamıyorlar. Çok fazla var. Çok çok yakın zamanlarda da çok fazla duyduğumuz gayet böyle işte eğitimli, ünlü bilmem ne adamların yine aynı biçimdeki o acayip kadınlara şiddet uygulayabildiğini ve bundan işte kurtulmanın yani ancak işte ifşa etmenin bir yöntemi olduğunu şey öğrenebildiğimiz. Yani burada mesela aslında son en, yani bütün bu yayına bu kadar yapmak istememizdeki şey. Bunların en temel şeyi doğru düzgün düzenlenmesi gerekiyor devlet tarafından. Yani İlk, ilk yapılacak olan şey o, yani doğru düzgün cezalar, doğru düzgün uygulanan yasalar. Sonrasında e, caydırıcılık kısmı halledildikten sonra toplumun bu, bu, bu gömleği çıkarması için daha derinden ne yapılabileceğine dair ayrıca bir şey düşünülebilir. Uzun zamana yayılacak bir şeydir bu, toplumu dönüştürmek açısından söylüyorum. Ama acil olarak yapılması gerekenin yani eğitim bilmem ne falan meselesi değil şu anda. Çok daha hızlı takım önlemler alınması evet. gerektiği oldu. Kesin çok konuştum. Evet. Buyurun. E, toplumdaki değişimin zaten bir anda olmasının mümkünatı yok. Yani biz şu anda çok köklü bir değişim yaşıyor olsak bunun izlerini çok uzun süre ne yazık ki taşıyor olacağız omuzlarımızda. Burada sen dediğin gibi yani yasaların caydırıcı olması e, emsal teşkil etmesi ve tabii ki bunun da bir karşılık bulması e, gerekiyor. Ve uygulaması e, e, gerekiyor. De, uzan yani, uzan tabii yani. Yani. <laughs> Uygulamada ne olduğu yani ve tabii ki bu e, hafifletici nedenler kısmı mesela özellikle kadın cinayetlerinde e, çok korkunç yani. Hani hmm. e, burada <laughs> dile getirmek dahi istemiyorum yani. E, örneğin son e, yine böyle oradan yola çıktık. Oradan bir örnek vereceğim. E, Pınar davasına da mesela çok Konuşuldu. Yani onun işte eski partneri olması, evine gitmiş olması, yani mahkemede de ya bunlar tabi bilinçli olarak seçilen bu arada argümanlar mahkemede de bu şekilde sunulacaktır olacaktır. Ama to toplum nezdinde de ne yazık ki çok korkunç bir şekilde gördük ki buralardan sanki hani bu cinayeti meşrulaştırmak mümkünmüş gibi yaklaşan insanlar oldu. Ne yazık ki bunlarla yaşamak çok zor. Biz de bu böyle kötü bir tarafını ele aldık ama umutlu bir yerinde bırakmak istiyoruz. Bu yayın hem böyle umutlu olsun, kadın kadının yanında olsun, destek olsun, kadın kadının yurdudur diyelim istedik. Son dönemde bu az önce de bahsettik bu siyah beyaz aslında fotoğraflarla başlayan Challenge Accepted kampanyası da böyle dünyaya sıçradı şu anda. Amerika'dan vesaire de, yani çok büyük ünlülerden de destek gördü. Bugün hatta feminist hesabı da paylaştı. Hmm. En son gördüğüm kadarıyla. E, umut edelim ki biz yine böyle birbirimizin yanında olalım, birbirimize destek çıkalım e, ve İstanbul Sözleşmesi'nin de kaldırılmadan e, doğru şekilde uygulanabilmesini sağlayalım diyerek eğildim. Son sözü sana bırakıyorum. Evet. Yani ilk hedef o olmalı. Yani bu konuda neler yapılabileceğini bir kere öncelikle bu yayının altına İstanbul Sözleşmesi'nin linkini bırakacağız. O lütfen hı hı. Ok, okuyabilen okusun. Hakikaten herkes okusun. Evet. Hani ne neyle karşı karşı olduğumuzun bilinmesi önemli. Çünkü gerçekten öyle. Zaten karşı tarafında bir argümanı yok. Yani işte aile kurumuna zarar veriyor. Ötesinde bir şey duymadım ben yani. Dolayısıyla onun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Okunmasının. Biri o. ikincisi evet yani şey çok önemli bence de gerçekten. Ee, şey dediğim gibi e, senin dediğin gibi ya bu kadının kadına e, şey yapması hikayesi. yani kadınların birbirine koruması, kollaması ve şey yapması çünkü aslında filmde de kitapta da yine oradan bitireyim gördüğümüz şey o kadınlar e, meşrulaştırıyor kadınlar üretiyor şiddeti yeniden müsaade ederek e, o yüzden e, şey çok önemli ben de bu şeyi çok sevdiğim bir alıntıyla son şey söyleyeyim. Hatta fotoğraf paylaşırken de onu yazmıştım. Galeano'nun kitabından, Kadınlar kitabına. O da nefis bir kitaptır ya. Çok tavsiye ediyorum okunmasını. Orada şöyle bir cümle vardı. Her kadın bütün kadınları temsil ediyor. Bütün kadınlar bizi delilikten kurtarıyor diye. Bu şey yani az önceki gibi bize bir misyon yüklemek anlamında söylemiyorum ama bu biz kendimiz biliyoruz neyin ne olduğunu. O yüzden bunu çok önemli buluyorum ve evet İstanbul sözleşmesi yaşatır e, diyerek sanırım bir aylık araya gidiyoruz. Bu gördüğümüzde evet. İstanbul sözleşmesinin hala yürürlükte olacağını umuyoruz. Çünkü 5 Ağustos'ta görüşüleceği gibi evet. şeyler var AK Parti Evet umuyorum güzel bir bir ay olur. Ee, i̇yi haberler aldığımız e, da kötü haberler almadığımız. Anladım. Türkiye'de beklentileri düşük tutmak gerekiyor. Ee, bir bir ay olur. Ee, ve umuyorum en azından e, daha az kız kardeşimizin e, başına bir şeyler gelir ya da hiç kimsenin başına hiçbir şey gelmez. Kadınlar açısından e, güzel günlerin yakın olduğunu umalım diyorum. Evet, ben de çok teşekkür ederek bitirmek istiyorum. Madem birinci sezonu bitiriyoruz, özellikle kız kardeşlerimizden çok fazla destek aldık bir evet. sezonda. Evet, evet. Onlara evet. teşekkürlerimizi ayrıca sunalım. Gerçekten en büyük desteği hep kadınlardan aldık. Evet. Muhtemelen devam etmemizin de en büyük sebeplerinden biri bu motivasyon için ve destekleri için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere diyelim. Eylül ayında görüşmek üzere. E, bu arada bize önerileriniz olursa vaktimiz var. Bakın. <laughs> Ama şunu konuşsanıza dediğiniz şeyleri rahatlıkla okuyup dersimize çalışıp gelebiliriz. Bize yazınız. E, Instagram'dan ya da buradan. E, çok teşekkürler herkese ve bize iyi tatiller. E, Eylül ayında görüşürüz. Görüşmek üzere. İyi bayramlar bu arada. Bayramlar. İyi bayramlar.